Yarışmadan sonra mı? Yani birkaç ay sonra gidiyor musunuz? Bilgeciğim, üniversitenin kontenjanı şimdi açık. Yani? Ya bunda anlaşılmayacak ne var Bilge? Gidiyorlar işte. Grup yarışmasına falan katılamayacağız. Ya benim kankim gidecek. Bildiğim mahalleden taşınacak. Sen hala yarışmanın derdinde misin? Bu arada hakikaten bizim yarışma da mı yalan oldu şimdi? Çocuklar o kadar da uzağa gitmiyoruz. Yarışma için geliriz. Hem ne kadarlık yol ki Allah aşkına. Evet. Ne kadarlık yol Allah aşkına? 450. 450 ney? Kilometre. Yok artık. Ta neresi? Yolovaya falan taşınsaydınız bari. Çocuklar ben de çok üzgünüm gerçekten. Hiç de üzgün değilsiniz. Bir kere üzgün olsanız gitmezdiniz. Zeynep, üzüldüğünü anlıyorum ama bu davranışın hoş değil. Yani hocam kız haliyle üzüldü. Ne yapsın, konfeti mi patlatsın? Böyle mükemmel zamanlamaların hastasıyım ya. Hani Tongul Laylay konfeti dedi. Biz de tam o sırada girdik, patlattık falan hani. Tabii yani şimdi o dedi diye patlatmadık ama... Ya ne oluyor burada acaba? Yani yarışı kazandık diye mutsuz olacaksınız. Ya son yarışta da Müge yarışsaydı madem. Ben yarışsam kazanamaz mıydım yani, onu mu diyorsun? Sence? Ben de teknoloji takımındayım. Gayet de kazanabilirdim. Aynen kuzen, kazanırdın. Kesin, kesin. Gerçekten mi diyorsun yoksa... Ya bir durun. Acımızı yaşayamadık şurada. Ne acısı? Ne oldu ki? Yiğit Efeler Ankara'ya taşınıyor. Yani? Tabii. Siz böyle şeylerle ilgilenmezsiniz. Yo, ilgileniriz. Hocam, tut bakayım şunu, tut. Ben adayım. Ne adaysın? Yiğit Efe'den sonra ekip başı olmaya. Mutsuz olmayı hiç sevmiyorum ama hep mutsuz oluyorum ya. Bakayım. Böyle de mutsuzum. Bakayım. Böyle de mutsuzum. İnsanlar kötülere hiç acımıyor. Şirket toplantısının başlamasına 5 dakika kaldı. Ne diyeceğim ben patrona şimdi? Şey diyeyim. Efendim aslında o kadar da birinci olmadılar. Az birinci oldular diyeyim. Mantıklı bir cevap gibi görünmüyor. Allah Allah. Biliyoruz herhalde. Burada kendimizi avutmaya çalışıyoruz. Asper Bey, Yiğit Efe ve ailesi Ankara'ya taşınıyorlarmış. Aman bunlar da koyun can derdinde hasret et derdinde. Bir dakika ya. Hangi Ankara'ya? Asper Bey. Ya bırak şimdi Bey'i Paşa'yı. Ne oluyor? Yiğit Efe ve ailesi Ankara'ya taşınıyorlarmış. Yemin et. Vallahi. Bu nasıl bir haber ya? Bu nasıl bir haber ya? Sevineyim mi üzüleyim bilemedim ha. Ne tepki vereceğim şaşırdı. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Şirket toplantısının başlamasına 4 dakika kaldı. İyi bir şey mi kötü bir şey mi ya bu? Sence konumuz bu mu? Her şey bir yana, ekip başı nedir ya? Halay başı der gibi. Şahin, Yiğit Efe'nin taşınacağı haberini yeni aldık. Herkes çok üzgün. Tabii. Ben de çok üzüldüm. Yani yüreğim yangın yeri. Yiğit Efe, can dostum. Can dostum mu? Seni çok özleyeceğiz Yiğit Efe. Müge de özleyecek. Tabii. Ama şunu unutma ki yerini hiç aratmayacağım. Emin ol. Güle güle git, güle güle kal orada. Vay benim Ankaralı kardeşime bak ya. Hocam, ben gideyim artık. Çocuklar, ben sizi bırakayım eve. Aileleriniz merak eder. Hadi. Gitmeniz şart mı? İş bu Bilgeciğim. İnsanın işi neredeyse evi de orada olmak zorunda. Biliyorsun. Ne zaman taşınacaksınız peki? Bu cumartesi gitmeyi düşünüyoruz. Bu cumartesi mi? Evet. Maalesef. Hadi çıkalım, geç oldu. Asmayın ama suratınızı. İnternet üzerinden bol bol görüntülü konuşursunuz zaten.
Hadi ben de çok üzülüyorum. Hadi gidelim, gelin. Eşyalarınızı alın. Şirketin verdiği imkanları kullanmasını beceremiyor musun? Ya efendim bak, yarış olur, geçer, önemli değil. Ben size başka bir şey söyleyeceğim. Yarışma elbette önemli değil. Ama çocuklar isimlerini duyurdular. Yiğitepe durduk yere dikkat çekecek. Çocuğun verilerine ulaşman zorlaşıyor. Farkında değil misin? Yok yok, o Yiğitepecik dikkat çekemeyecek artık. Çünkü... Bundan nasıl emin olabiliyorsun? Selim onu yetiştirirse her şey değişir. Kurban olan bir dakika dinle patron. Kurban olan mı? He, kurban olan. Yiğitepe ve ailesi Ankara'ya gidiyormuş efendim. Bilgi olarak görüşlerinizi arz ederim. Neden? Ellerinde gizli bir proje var da kaçırıyorlar mı yoksa? Vallahi ilk ben de ondan şüphelendim biliyor musun? Sordum, soruşturdum. Ama bu Ayşe'nin en ufak var ya Sevgi. Meğersem o iş bulmuşmuş. Ne işiymiş bu? Vallahi bilmiyorum, o üniversitede mi neymiş, asistan mıymış neymiş, ama ben de duydum, yalancısıyım ben. Aspar, artık oyalamayı kes ve çocuk taşınmadan evini kontrol et. Boşuna mı uğraşıyoruz yoksa ailesinden kalan bir şeyler var mı? Bize ilet. Evini kontrol et derken? Senin amaçlarına uygun kodlanan yapay zeka ne güne duruyor? Alfa'yı kullanmıyor musun sen? Tabii, ben Alfa'yı kullanıyorum. Da hani Alfa'yı bu iş için yormasak mı acaba? Çünkü koskoca yapay zeka. Ben girerim Yiğit Efendi'nin bilgisayarına. Şirket toplantısı az önce sona erdirildi. Fark ettik herhalde. Şey, bak bir Yiğit Efendi'nin bilgisayara bir girsene be. Yap bir güzellik ya. O kadar hukukumuz var. Olumsuz davranış önerildi. Reddedildi. Allah Allah. Deveye sormuşlar boynun neden bükük diye. Ben demiş bir yapay zekaya kalmadık demiş. Bu da sana ders olsun. Atasözümden bir ders çıkarırsın herhalde. Bilmem. Baba. Acaba? Sürpriz mi hazırladınız yine? Aa, bildi hemen. Dur Arzu, ne bilmesi? Bil bakalım ne yaptırdık. Prenses pasta. Bildin. Bak, tam istediğin gibi pasta değil mi? Ay, kazanmanı kutlayalım dedik yavrucuğum. Anne, ben bunu ta 7. yaş günümde istemiştim. Artık almasanız mı? Ha, anladım Arzu. Kızımız artık drone'lu bir pasta istiyor. Ay, drone resmi mi olsaydı üstünde acaba? Ona mı üzüldün sen? Hayır, ona üzülmedim. Yiğit Efe gidiyor. Ona üzüldüm. Yavrucuğum, Yiğit Efe teyzesini, anneannesini özlemiştir. Akşamları eve gitmesi gerekir zaten. Öyle değil anne. Taşınıyorlar. Aa. Ha, niye ki ya? Gül gibi mahalle aslında. Kaç yıllık komşularımızdı ya. Ama sen üzülme annem, sen üzülme. Niye üzülmeyeyim ki anne? Senin kaç yıllık komşunsa benim de komşum. Doğru, doğru. Bir de senin doğduğundan beri komşun, bir de en yakın arkadaşın Tonguç. Ama üzülme, tamam mı? Üzülme, üzülme. Niye anne, niye? Çünkü ben anneyim, hem anneyim hem babayım. Senin üzülmeni istemiyorum Tonguç. Tam yarışmaya kazanacağımız gibi yapılır mıydı bu ya? Yapılmazdı. Yapılmazdı ama bir de şöyle düşün. Şimdi Sevgi ablan doktorasını bitirdi, mecbur iş arayacak. Yeğenini de götürecek yanında. Sen bir daha İYİTEF'i göremeyeceksin. Yarışma da yalan oldu Tonguç, ama üzülme yavrum, olur mu? Ne olur üzülme. Ya tam üzülmeyeyim diyorum, bir şey söylüyorsun. Hop! Bir daha üzülesim geliyor. Yapacak bir şey yok. İşte diyorum, üzülsen neye yarar? Sen artık canın her istediğinde Yiğit Efe'yi göremeyeceksin. Bunu kabullen, üzülme. Hayır anne. Ay. Her istediğimde göreceğim Yiğit Efe'yi. Çocuğum üzüntüden dellendi ya. Ben kırlangıç grubunun bir üyesiyim. Ve bir icat bulacağım. Yiğit Efe'yi de her gün göreceğim. Bak görürsün. Tonguç, görüntülü konuşma icat edildi annem, ama yine de sen bilirsin. Üzülme sen, üzülme yavrum.
Nerede bu ya? Bakayım. Bir tane. Yok. Ay burada da yok. Bakalım. Yok. Aha. Yoksa Asper var. O veledin bilgisayarına girip... Neyse şimdi klasik bir kötü gibi bütün planı burada kendi kendime anlatmayayım. Yarışı kazanmanız ne iyi oldu Yiğit Efe. Evet. Hem bu bahaneyle büyük yarışma zamanı buraya gelmiş oluruz. Evet. Ne güzel olur. Biz neden gitmek zorundayız ki? Benim bütün arkadaşlarım burada. Yiğit Efe, orada bir akrabamızın evini tutuyoruz. Onların da büyük oğlu mühendismiş, biliyor musun? Aa, ne kadar güzel. Bak hem sana abilik hem hocalık yapar belki. Selim hocanın yerini tutmaz. Tutmaz tabii. Ya bana da sormanız gerekirdi. Madem birlikte yaşıyoruz, ben de karar vermeliydim. Vallahi böyle söyleyince de haklı gibi oldu. Yani şimdi haksız diyemiyoruz çocuğa. Tamam yani bağırması biraz şey oldu ama... Evet. O biraz şey oldu. Tatsız oldu. O zaman hücrum odası. Hücrum odası neresi? Üst katta mı? Ya of, merdiven mi çıkacağım ben şimdi de ya.
Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. İşte bu. Selim'in evi bir alt kattaymış ya. Çarpışma ihtimali algılandı. Yardım için destek isteniyor mu? Sus sadece. Kim var orada? Ay anne. Anne ne oldu? Bir ses duydum sanki. Emin misin? Bilmiyorum. Kimse yok. Sinirlerim bozuldu ya, belki de ondandır. Ondandır anne. Gel hadi yatalım, kimse tamam. Yok gel. Tamam hadi. Hadi geç kızım. Sen ne yaptın? Gece tekrar uyuyabildin mi? Ay Sevgi, o an böyle bir garip geldi ama ben bir ses duydum kızım. Böyle bir bilgisayar sesi gibi, mekanik bir sesti. Mekanik bir ses. Evimizde. Allah Allah. Günaydın anneannesinin paşası. Gel bakayım, kahvaltın hazır. Günaydın. Ben okula gidiyorum. Daha erken ama... bugün bir oturup konuşalım mı seninle? Olmaz. Okuldan sonra arkadaşlarla mahzene gideceğiz. Şimdi yeri değil. Biliyorum ama... bugün hazırlanmamız gerekiyor. Biraz erken gelsen olur mu? Olmaz. Yeter artık ya. Bana karışmayın. Aa, anne sen hiçbir şey demedin. Ay ne diyeyim kızım ya. Biri Can, öteki Canan. Yani taraf olmayı da hiç sevmem. Hiç bu kadar sinirlenmemişti ya. Vır zıvır vır zıvır ya. Başka bir şey yok mu çocuğun bilgisayarında? Aklı Selim'in evi kalıyor geriye. Bakalım bu veledin ana babasının eşyaları hala orada mıymış? Hayırdır Sevgi? Mahalleden taşınıyorsun diye artık selam da mı vermiyorsun? Aa, olur mu hiç öyle şey Letafet? Kafam dalgın. Yoksa buraya geliyordum zaten. Ay benim de kafam çok dalgın. Niye, ne oldu? İlk müşterinin saçını yaktım. Eyvah. Bu ne biçim saç ya? Ay Nimetciğim, vallahi bilerek olmadı ya. Sevgi gidecek ya, kafam dalgın. Ama yapma böyle ya Letafet. Mecbur kalmasak gider miydik? Ay Sevgi Hanım, ay ne olmuş? Ne olmuş? Taşınıyor musunuz? Ha evet, öyle bir karar verdik. Zeynep'im dün çok mutsuzdu. Yiğitefe de öyle. Ama hiç taşınacağınızı bilmiyorlardı. Yani bazı meseleleri pat diye söylememek lazım. Arzu Hanım, isterseniz gelin içeride sohbet edelim. Hem ben size fön çekerim, benden. Yok,
Sizin hakkınızda ya saçı yakıyor ya da zorla 90'lar modeli yapıyor diyorlar, istemem. Neyse, ne diyordum, pat diye söylememek lazım bazı meseleleri. Üslubunca söyleseydiniz keşke. Değil mi? Aynen öyle olması gerekiyordu, doğru. Ayşe Hanım nasıl? Ay, üzülmüştür o da. Kafası çok dalgın. Gece uyandı, ses mi duydum, hırsız mı geldi diye evde dolandı durdu. Siz de benimle geliyorsunuz. Sizi bir yere götüreceğim. Sevgi Hanım gelin. Nereye? Gelin de gelin, gelin benimle. Ay. Aferin. Şşt, bakkal, duydun mu? Şşt. Sana söylüyorum, duydun mu? Duydum, duydum. Hatta uyandım bile. Onu demiyorum. Ayşe Hanımlara hırsız girmiş. Neden? Büyük ihtimal maddi sebepler. Mantıklı. Peki siz nereden? Ama neyse, sormuyorum o soruyu. Hırsız. Hırsız mı dedi beni? Ya bu taşınma meselesi çok acil diye böyle pat diye geldik ama. Müsait zamanınız olmasına çok sevindim. Önemli değil. Ben artık her gün bir saatimi opsiyonu tutuyorum. Arzu Hanım'la Mithat Bey için. Anladım. Zeynep'im çok üzgün Meltem Hanım. Peki Yiğit Efe nasıl? Başta çok tepki vermemişti aslında. Ama Zeynep de çok üzgün yani. Tabii. O yaşta arkadaşlıklar zor kurulur. Onun için de zor olmuştur. Normaldir. Aa, nefret mi ettirsek acaba? Yiğit Efe de zaten gıcık bir şeydi falan desek, öyle yönlendirirsek ne dersiniz? Nasıl yani Arzu Hanım? Ay yok, öyle değil. Yiğit Efe çok kibar ama onları alıştırmak için, Zeynep'im üzülmesin diye, hani fitne mi soksak araya diyorum. Belki hani birbirlerini kıskanmış gibi iletsek onlara. Nasıl fikir? Yok, sadece fikirdi. Fikirdi Meltem Hanım, hiç rahat olun. Yani tamam, peki. Hı-hı. Böyle önemli anlarda çocuğun düşüncelerini de önemsemelisiniz. Örneğin ayrılık kararı alırken Yiğit Efe'ye de önceden danışsaydınız daha iyi olurdu. Evet, o da bize bu yüzden kızdı zaten. Hı-hı. Hatta sabah okula giderken de bizimle hiç konuşmadı. Onunla konuşun ve bu kararı muhakkak karşılıklı alın. Ama önce şuna karar verin. Siz gerçekten gitmek istiyor musunuz? Hayata işten çok daha önemli başka şeyler de var. Mesela aile gibi. Onların mutluluğu her şeyden daha kıymetli. Bize her zaman destek olan dostlarımız gibi. Mantıklı bir manav gibi. Sevimli bir kasap gibi. Mahallenin olmazsa olmazı sempatik bir bakkal gibi. Ve daha bunun gibi başka şeyler. Karar alırken lütfen bunları da göz önünde bulundurun. Talimat bekleniyor. Kafamı toplayamıyorum. Sonra devam edelim. Sevgi... Komşu komşu. Sen nereden... Sen buraya nereden geldin? Ben bu lalala nereden geldim? Yaradana kurban. Aspar, çıkar şu ayakkabılarını, terlik giy. Oo, oldu olacak. Bir de elime gün tabağı ver, karşılıklı iğne oyası işleyelim. Bu ne ya? Aspar, şu terlikleri giy dedim, yoksa çık git bu evden. Şunları mı? Evet, onları. Temiz mi? Temiz. Baksana, yabancı çocuk. Ya kimdi ya bu? Kimdi? Bilmem. Hatırlayamadım. Ha. Hani bir ara burada oturuyorlardı. Ben grubun lideri olmadan önce. Benimle uğraşmayın Şahin. Yiğido. Gözün arkada kalmasın. Buralar bana emanet. Kırlangıç grubu bana teslim. Sen artık projeni ver ve git. Giderken projemi Selim Hoca'ya teslim edeceğim. Ama daha taşınmadık. Değil mi ya? Geçmiyor bir türlü şu günler. Cumartesi mi taşınacaktınız siz? Şişt,
kolileri taşımaya yardım edeyim mi? İstemez. Yalnız şaka bir yana. Ya gerçekten gitmene üzülüyorum. Ama yerini çok çabuk unutacağımıza çok eminim. Gerçekten bu hayatta hiç gerçek dostun yok diye üzülmüyor musun? Bir gün taşınırsan eksikliğini hissederiz biliyor musun? Yolda rahat rahat yürümek garip gelir bize. Beni gerçekten çok derinden etkiledin kardeşim. Ama hemen geçtim. Hayat işte. İnişli, çıkışlı. Belli olmuyor. Vallahi bayağı iyiymiş ha. Bu ne ya? Saray gibi ha. Benim evin duvarları hep akıtıyor. Sen buraya rutubetten bahsetmeye mi geldin? Ya biri görseydi seni gelirken? Ne var ya? Birazcık dolaşacağız, gideceğiz Allah Allah. Başka oda var mı burada? Hayır, hayır, hayır. Oraya girmek yok. Orada özel eşyalarım var. Aşk olsun. Benden saklın gizli mi var? Evet, var. Ayrıca orada Ayşe Hanım'ın vefat eden kızının özel eşyaları var. Mühendislerin mi? Dur bakayım, işe yarar bir şeyler. Hayır, hayır dur. Ya, dur. Burada bekliyorsun, hiçbir yere kıpırdamıyorsun. Burada emir verip duruyor. İki küçük çocuk hocam dedi diye bir havalara girdi. Aa Ayşe Hanım. Ah kiracı, kusura bakma, sana sormadan böyle içeri daldım ama çok acelem var da bir şey soracaktım. Buyurun. Aa misafirin mi var? Sevgi ablanın dediği şey önemli. İş yüzünden Ankara'ya gitmek zorundayız dedi. Evet. Peki ya iş Ankara'dan buraya gelirse? Üniversitenin buraya taşınmasını mı diyorsun? Hayır, burada iş bulsun Sevgi abla. O zaman gitmek zorunda kalmazlar. Yapabilir miyiz ki? Dün akşam iş başvuru sitelerine baktım. Bak, bunlar da Sevgi abla için uygun iş ilanları. İşe yarar mı dersiniz? Deneyeceğiz. Çoğuna mail atılıyor ama bazılarını aramamız gerek. Sevgi abla taklidi yapabilir miyiz ki? Sevgi ablayla çekildiğimiz bazı videolar var. Onları kullanarak Sevgi ablanın sesini taklit edebileceğimiz bir program hazırladım. Merhaba, hadi bana iş bulalım. Bu çok iyi. O zaman iş başına. Aspar Bey bir 5 dakika uğramıştı, çıkacaktı zaten. Yo, ben daha oturacağım baya. Bir ses duydun mu diye soracaktım dün gece. Bir ses... duymadım efendim, bir sorun mu var? Ha, bana böyle bir ses duydum gibi geldi de o yüzden. Kedidir. Nedir? Kedi ya, böyle ufak miyav diyor. Mahallede çok var oldu. Neyse, duymadın madem gideyim ben. Malum toparlanıyoruz ya, çok işim var. Aha, sana evine giren çıkanla ilgili söylediklerimi hatırlıyor musun? Evine davet ettiğin insanlar seni yansıtır. Abuk subuk insanları evine al. Hatırlıyorum efendim. Biz yakında gidiyoruz malum biliyorsun. Evi sana emanet edeceğiz. Bu adamı daha önce birkaç defa gördüm ama hiç gözüm tutmadı. Ama ben sizi duyuyorum şu an. Dinleme o zaman. Tamam. Senin gibi birinin böyle biriyle ne işi olabilir ki? Ayşe Hanım... aslında biz... Neyse, evladım gibi nasihat veriyorum sana da. Ben gidiyorum. Çok acelem var malum. Toparlanacağız. Hadi hoşça kal. Aspar. Hı. Çık git bu evden. Tamam, ben şu odaya Aspar, çık dedim. Tamam, o zaman ne zaman geleyim odaya bakmak için? Çünkü biliyorsun zaman önemli benim, her saniyem planlı olduğu için. Çık Aspar. Tamam be. Gidiyoruz. Allah Allah. Bu arada Sevgi Hanım Ankara'ya gidiyor diye böyle davranıyorsun bilmiyorum, sanma. Sen bunları da biliyorsun. Söylersem odaya baktıracağım mı? Hayır. Hadi bakayım. Aspar, hayır dedim. Çık. Tamam. O zaman söylemem. Söyleme. Pahalı ayakkabılarımı unutmayayım da. Özgeçmişiniz etkileyici görünüyor Sevgi Hanım.
Peki görüşme için sizi çağırsak müsait misiniz? Elbette. Ama kısa zamanda dönüş yaparsanız sevinirim. Acelem var da. Tamam, yönetime iletiyorum. İyi günler. İyi günler. 15. görüşme oldu. Gerçekten Sevgi ablayı ararlar mı dersiniz? İllaki içlerinden biri arar. İnşallah. Amin. Peki başka yapabileceğimiz neler var? Bir düşünsek. Bu arada Tonguç nerede? Çok önemli işim var dedi. Birazdan gelir. Bu durumdan korkmalı mıyız? Ana! Ana! Ne olduysa o canavara? Hırsızı duydun mu? Duydum. Ama merak etme, senin hayvanları çalmazlar. Asıl sen merak etme. Senin limonlarına mı tenezzül edecek hırsız? Asıl aklı varsa bana gelir. Burası vitamin deposu gibi. Ya Taptaze, dana kıymayı bırakıp sana mı gelecek? Herkes günde 3 öğün et yemiyor kasap. Mecbur bana gelecek aklı varsa. Ayrıca o kebaplar yeşilliksiz yenmez. Ya hızlıcık hesap kitap yap. Benim bir kangal sucuğum senin kaç kilo meyve sebzene denk geliyor? Bir düşün. Hırsız dediği kasaba girer. Renk renk sebze meyve dururken buzdolabını senin kokuşmuş kıymalarına mı dolduracak hırsız efendi? Hadi be zerzavatçı. Ta nereden duydum konuştuklarınızı? Resmen hırsızı övüyorsunuz ya, farkında mısınız? Aa, Kamil abiye soralım. Sor. Abi sen hırsız olsan. Hak örneğe bak ya. Kimin dükkanına girersin? Bendeki bakkal sevdası malum Şevket. Ben olsam direkt bakkala girerdim. Hatta girmişken de çıkmazdım. İçeride plastik top var, top oynadım. Oyuncaklar var, malzeme bol. Tam adamına sorduk. Nasıl? Aynısı değil mi? Bu ne için? Sen gittikten sonra da seni görmek için. Ben kendim bizzat tasarladım. Okuldan sonra da çıktılarını aldım. Bu ilginç olmuş. Artık gönül rahatlığıyla gidebilirsin YİTF'e. Burada hep bizimle beraber olacaksın. Biz de dediğimiz gibi Sevgi abla için başka iş başvuruları yaptık. Tabii hiç gitmemen en güzel olurdu. Ya olurdu ama... Bana sormadan karar verdiler işte. Sen çocuksun diye mi takmamışlar seni? Takmamışlar demeyelim de... İhmal etmişler sormayı diyelim Tonguç. Ne fark eder? Sormamışlar işte. Ben de dün biraz kızdım onlara. Kız tabii. Hatta biraz ağlasaydın keşke. Dramatik dramatik. Bende işe yarıyor. Pedagog böyle zamanlarda konuşmamız gerekler. Sağlıklı iletişim. Bence de şart. Kızarak küserek bir yere varamazsın. Ben varıyorum ama. Ama... Sen pedagogunu dinle en iyisi. İyice dinle ama, iyice. Sevgili halkım, değerli mahalle sakinleri. Artık korkmanıza gerek yok. Hüseyin Besler durumu el attı. Sen olayı el attıysan korkmaktan çok endişeleniriz artık. Etafet Hanım buyurun. Ay bu ne? Hay ağzınıza sağlık. Ne güzel sordunuz ya. Bu bir kartvizit. Hırsızı fırsata çevirmiş. Alarm sistemi satacakmış bu sefer. Ya daha işe gireli yarım saat olmadı. Haber buralara kadar gelmiş. Süper. Seninle alakası yok. O olayın içerisine girdiyse duymayan kalmıyor. Neyse. Artık hırsızlara karşı tek savunmamız kepenkler olmayacak. Demin Asuman ablamın da söylediği gibi artık alarm sistemleri işine giriyorum. Hayırlı olsun Hüseyin. Peki asıl sürprize hazır mısınız? Ha? Hepinizin dükkanına, evet yanlış duymadınız. Hepinizin dükkanına birer tane alarm sistemi takıyorum. Benden ha ücretsiz, patron çıldırdı. Neyse benim doğrayan ceketlerim var. Sen önce manava tak. Bende de kasa yok, para cepte durur. Bakkan zengin, sen ondan başla. Ya ben mahallenin ortak kesişim kümesiyim. Bana kimse kıyamaz. Bence sen bu işe de girme Hüseyin. Korkmayın. En geç bir saat içerisinde hepinizin alarmları hazır olacak.
mahallemizden başlayarak İstanbul'a uzanan bir alarm ağı kuracağım. Hüseyin Besmer Alarm Sistemleri. Evet, bir saat içinde sizde. Sen iyi misin Şahin çocuğu? Bundan sonra benim adım Şahin Efe. Mahallenin başkanı olmaya talibim. Allah Allah. Pozlara bak. Sanırsın muhtar oldu. O da olur inşallah. Artık grup bana emanet. Bundan sonra ne isterseniz yapmaya, şirkete girmeye ve çok zengin olmaya talibim Aspar Bey. Hemen de nasıl gaza geliyorsunuz ya? Allah Allah, bu nasıl bir şeydir? Yani sen Efe olsan ne, Zeybek oynasan ne be çocuk? Ama gruptan bir kişi eksildi. Bu iyi bir şey değil mi? Olabilir. Yiğit Efe mahalleden taşınana kadar gözünüz onun üstünde olacak. Anladınız? Sonra? Sonra? Sonra ne yaparsanız yapın canım, bana ne? Ama kırlangıç? Vallahi kırlangıç benim aklımda uçan bir hayvan ismi olarak kalacak işte. Projeyi de Yiğit Selim Hoca'ya verip gidecekmiş. Bir dakika. Sen kimden duydun bunu? Bücür kendi söyledi yani. Giderken Selim Hoca'ya verip gideceğim dedi. Bana bakın. Yiğit Efe mahalleden taşınana kadar onu takip edeceksiniz. Mahalleden taşınması için ne gerekiyorsa yapacaksınız. Bu sizin son göreviniz. Neden son görev? Çünkü onlar taşınınca ben de malikaneme döneceğim. Otomatik kapılar, hizmetliler, şan ve şöhret dolu hayatıma geri döneceğim. Hadi Yiğit Efe'yi gazlamaya gidelim. Hayır. Bundan sonra tam aksini yapacağız bugün. Yine mi plan değiştirdik? Aspar Bey benim idolüm. Yani onsuz kalamayız. Onun için bundan sonra Yiğit Efe'nin kalması için uğraşacağız artık. Hadi gidelim. Anladım ama ben bir iş başvurusunda bulunmadım hanımefendi. Evet, doğru, özgeçmiş bana ait ama dediğim gibi ben bir başvuruda bulunmadım. Teşekkürler, size de iyi günler. Aman, aman böyle bakkaldan biraz uzak yürü. O niye? Hüseyin. Hüseyin. Alarm işine girdi. Ay nasıl yani? Ne oldu, ne oldu abi? Hırsız mı girdi? Kolluk kuvvetli mi? Çağıralım mı ya? Geldi, geldi. Hırsız geldi. İçeride yakaladım. Ya ne hırsızı, hırsızı geç. Kendi dükkanımıza giremiyorum Hüseyin. İflas edeceğiz. Sürekli ötüyor bu. Ulan git. Tamam abi. Yani normalde bunun böyle olmaması lazımdı. Sana da yüksek sesli olan denk gelmiş ya. Oluyor işte. Hadi görüşürüz. Alo. İş başvurusu mu? Beyefendi bir yanlışlık olmuş. Ben iş başvurusu yapmadım. Sağ olun, size iyi günler. Merhaba Aset abla. Merhaba, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Annem nasılsın? İyiyim kızım, kıyma alıyorum. Allah! Ay, Sevgi o ya, hırsız değil evladımız bizim. Ah Hüseyin. Hallettim. Hallettim Hasret abla, panik yok. Evet, yani hallettin Hüseyin. Aa. Ne haber Hasret abla, nasılsın? Nasılım? Nasıl olalım kızım? Taşınıyormuşsunuz, onu duyduk. Üzüldük tabii. Öyle ani oldu biraz. Yani evet. Bize de sürpriz oldu. Yiğit Efe'yi göremeyecek diye Tonguç çok üzülüyor. Ay Yiğit Efe de öyle ya. Bakalım bu akşam bir konuşacağız ama. Bu devirde sizin gibi komşu bulmak kolay değil. Çok üzüldük be. Öyle de Hasret. Benim bütün hayatım çocuklarım. Bir kızım zaten. Sizlere ömür. Sevgicimden de uzak kalamam. Yiğit Efe de alışacak artık bu duruma. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Doğru tabii. Anne. Ya, tamam bu iş çok önemli ama... Sen de üzüntünü benden biraz gizliyorsun gibi geliyor. Gizlemiyorum kızım. Direkt üzgünüm zaten. Yapacak bir şey mi var? Doğru. Tabii. Hadi Hasret. Hayırlı işlerin olsun. Sağ olun, sağ olun Ayşe Hanım. Kolay gelsin. Görüşürüz abla. Kızım, sağ ol. Allah! Hüseyin! Hüseyin ben ne yapayım seni Hüseyin? Mahalleyi bırakıp gidemezsin Yiğit Efe. Ya vuracakları düşün.
Onları kimsesiz bırakamazsın. Ya vuracak mı? Ya puanlarını düşün puanlarını. Ya gelmediğin her gün daha da düşecek. Yalnız o puanların hepsi yerim olmuş hocam. Bu Tongullaylay'ın puanı düşüktü. Niye sadece beni hatırlıyorsun? Senin de puanın düşmüştü. Eleme yarışını geçtiğiniz için puanlarınız yükseldi Şahin. İşte bak puanın da 20 olmuş. Ya şimdi bırakıp gidemezsin. Onun puanı hiç düşmemişti ki zaten. Ama böyle konuşmaya devam edersen senin puanın bir puan düşecek Şahin. Düşsün hocam, düşsün. Grubumuzun liderinin gitmesine üzüldüğüm için düşecekse varsın bütün puanlarım düşsün. Lider mi? Lider mi dedin? Arkadaşlar Yiğit Efe'nin ve ailesinin bu mahalleden taşınmasını kimse istemiyor. Ama elimizden de hiçbir şey gelmiyor. Belki uzaktan çalışma grubumuza dahil olursun. Tamam hocam. E hadi o zaman kırlangıcın prototipine geri dönelim. Sevgi Hanım. Merhaba Selim Bey. Çocuklar nasılsınız? Ben iyiyim ama diğerleri dalgalı. Çalışmanızı bölmek istemezdim ama size özellikle de Yiğit Efe'ye söylemem gereken bir şeyler var. Tabii buyurun. Öncelikle Bilge, ne yaptığınızı biliyorum. Ne yaptığımızı biliyorsunuz? Benim adıma birçok yere iş başvurusunda bulunmuşsunuz. Öyle değil mi Bilge? Ya iyi de biz olduğumuzu nasıl anladınız? Birlikte çekildiğimiz fotoğrafı kesip başvurularda onu kullanmışsınız. Tabii ya. Tahmin etmeliydik bunu. Sevgi abla zaten bilgisayar mühendisi değil mi? Her türlü bulurdu sizi. Ya da bilgisayarınızdan da tespit edebilirdi. O da doğru. Haklısın. Haklıyım gerçekten. Kötü niyetle bir şey yapmak istemedik. Biliyorum. Aslında burada hatalı olan benim. Yiğit Efe ile akşam konuşacaktım ama madem taşınacağımızı burada hepinizin yanında duydu, özrümü de yine burada, hepinizin yanında dilemem gerekiyor. Ne özrü? Teyzeciğim, biz 3 kişilik bir aileyiz. Bu kararı almadan önce sana da sormamız gerekiyordu. Özür dilerim. Yani ben de dün akşam sesimi biraz fazla yükseltmiş olabilirim. Ben de özür dilerim teyzem. Çocuklar, Yiğit Efe gibi sizin de etkileneceğinizi tahmin etmeliydim. Taşınmıyorsunuz o zaman. Ha, yok, taşınıyoruz. Ben sadece çocuklardan böyle hüzünlü bir şekilde ayrılmak istemedim. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Ne güzel alkışladın Zeynep. Evet kızım, tebrik ederim seni. Bazı çocuklar alkışlamayı bile bilmiyorlar. Ya iki elini şöyle şaklatamıyorlar ya. Beni neşelendirmek için yapıyorsunuz bunu. Biliyorum. İşe yarıyor ama değil mi? Hadi bakalım soğumasın. Çok güzel çorba yaptım. Bir bakın tadına. Mis gibi kokuyor. Nasıl olmuş hemen acaba? Bakayım. Ellerine sağlık. Evet. Bismillah kızım. Ne oldu? Ne oldu meneğim? İşe yarıyor. Tamam kızım. İşe yarıyor. Oluyor doğru. Ama şu çorbanı bitir sıcakken hadi. Şarkı söylediniz ve ben neşelendim. Evet kızım. Gördük neşelendin. Ama otur çorban soğumasın. Olmaz. Hemen bunu arkadaşlarıma söylemem gerek. Aa aşk olsun, sanki ilk kez neşeleniyoruz Zeynep. Kızım korkutuyorsun bizi şu an. Bu çok güzel olacak. Görüşürüz anne. Afiyet olsun baba.
Vallahi çılgın bu kız ya. Günaydın anne. Asla okumadım. Senin özel hayatına saygı duyduğum için uzaktan baktım Zeynep. Ne yazdım merak ediyorsun değil mi anne? Yani ben merak derken sen gece uykunda uyurken bile girmedim. Yani girebilirdim mesela. Sen de merak ediyorsun biliyorum baba. Yani birazcık merak ediyorum yalan değil. Kırlangıç şarkısının sözlerini yazdım. Ha, bu muydu? Sen şarkı sözü mü yazdın? A, bestesini yaptın mı peki Zeynep? Onu nasıl yaparız bilmiyorum. Ekiple konuşacağım. Sen hani... Ha ya bizim şirkette müzisyen bir arkadaşım var. O bir baksın istersen ha. Okul çıkışı ofise gelir mi ki? Gelir tabii neden gelmesin? Ay harika. Ay hadi o zaman kahvaltıya gidelim. Bak sucukları sen kızartıyorsun. Tamam sen. Hadi bekliyoruz. Hadi Zeynep. Ah! Ayşe Hanım, merhaba. Gördünüz mü? Yine karşılaştık. Gelmeseydin karşılaşmayacaktık genç adam. Gençliğime ve güzelliğime vurgu yapmanız hoşuma gitti açıkçası. Ama yine de kendi adımla anılmayı tercih ederim. Ben etmiyorum. Karşıma çıkma bir daha, ben de seni almayayım olur mu? E olur. Nasıl olsa siz de yakında gidiyormuşsunuz zaten. Bizi bırak da sen nereye gidiyorsun bakalım? Ya bizim Selim'e ya. Selim Bey'e bir uğrayacağım. Hayırdır? Daha dün tanıştığın adamla ne ara bu kadar samimi oldun? Yani şu anda mahalle baskısını tam olarak üzerimde hissediyorum. Bu konular sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? İlgilendiriyor çünkü ben evimin bir kısmını kiraya verdim. Diğer kısmında eski bana ait özel eşyalarım vardı o yüzden. Öyle mi? Öyle. Çok mu eskiler? Yani eğer çok eskilerse benim tanıdığım antikacı ve eskiciler var. Yani değerinin çok daha üstünde bir fiyata alıcı bulabilirim. Gerek yok. Satmayı düşünmüyorum. Ama biriktir biriktir nereye kadar ya? Bu dünyanın bir de sonu var. Kefenin cebi yok Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Sat gitsin. Taşıması, nakliyesi hepsi benden. Gerçi bu ikisi aynı anlama geliyor ama olsun. Gördün mü? Boş konuşuyorsun. Aşk olsun. O kadar şey söyledim. Ayşe Hanım günaydın. Günaydın kiracı. Günaydın. Aspar Bey. Selim Beyciğim. Biz de Ayşe Hanımcığımla biraz şeyi konuşuyorduk ya. Dedik biraz mali... Aa ne oluyor? Neden sen sürekli buraya gelip duruyorsun ha? Bir şu yakan bırakır mısın? Ben sana beni rahat bırakacaksın demedim. Ama ne diyorum hiç dinlemiyorsun. En sevdiğim yakam ya. Yakamı bırak öyle konuşalım. Tamam. İstemiyorsan gelmeyiz bir daha. Ama bir şartım var. O odaya giremezsin. Ya daha şartımı söylemedim ki. Tamam söyle neymiş? Odaya gireceğim. Girmeyeceksin dedim. Evet. Dedim. Ama işte şansımı denedim ne var? İyi. Ben gidiyorum. Eve güvenlik kamerası koydum. Sakın aklından başka bir şey geçirme. Onu da mı düşündün? İnsana ağız tadıyla bir kötülük yaptırtmıyorsun. Geliyorsun be.
Efendim? Oo, senin koliler hepimizinkinden fazla. Yani 2 sene alışveriş yapmasak sen rahatça yaşarsın paşam. Evet anneanne. Mekan içinde dirilik varsa güzeldir paşam. Biz gittiğimiz yeri de güzelleştireceğiz. Hani annemler eskiden burada oturuyorlarmış ya. En çok da o üzüyor. Sen onu bir de bana sor. Şevket abi buyur. Aman. Bu kadar duygulanacağını bilsem daha sık gelirdim Sevgi. Taşınma telaşı ya abi. Biraz duygulandık. Tam zamanında gelmişiz o zaman. Gelmişiz derken? Mahalleli. Ziyarete geldik. Gelin buyurun. Müsait misiniz? Müsaitiz, müsaitiz. Buyurun. Letafet in artık sırtımdan kızım. Bizimkiler de geldi mi? Geldiler, geldiler. Ama söyleme dediler. Ama dayı. Ne dedim ben? Dilim sürçtü. Gelmedi seninkiler. Hele Tonguç hiç gelmedi. Biz büyükler olarak geldik. İşte böyle. Kapıda kaldınız ayol. Buyurun geçsenize. Buyurun. Çıkarmayın, çıkarmayın. Çıkarmayın. Geçin lütfen. Yok yok abla, geç. Hoş geldiniz. Buyurun. Hadi gel. Bir dakika. Bir misafirimiz daha var. Kim? Tabii ki Aspar. Efendim ben de mahalleliyim ya artık malum. Geleyim dedim. Geçiyorum o zaman. Tabii buyurun. Merhaba. Merhaba küçük çocuk. Merhaba. Ay adam kapıdan koşsan bacadan geliyor ya. Allah'ım bu adamın benden derdi ne ya? Bana değil oraya bakacaksınız. Bak mikrofon var elinde. Ve herkes ellerini aldıysa huzurlarınıza çağırıyorum. Karşınızda Moral Vokal Grubu. Geçme bir de bize ses ver. Çocuklar birleşiyor hadi sen de el ver. Teknoloji çağında biz üstüne duracağız. Başka icat çıkartıp drone'la uçacağız. Yo yo yeriniz yok falan demeyin. Bizdeki enerjiyi görmeye hadi gelin. Hem bir elin nesi var, iki elin sesi çok. Drone dediğin zaman bizden de iyi yok. Geliyorlar aslanlar gibi, kaplanlar gibi geliyorlar. Biliyorlar en güçlü bu bizim takım. Bize de müsaade. Tabii. İşiniz var, gücünüz var. Ben yarın taşımaya yardıma da geleceğim Ayşe teyzeciğim. Sen bir de beni koli taşırken gör ya. Sağ ol evladım. Ayşe annem, ben de yarın azık hazırlarım size, yolda yersiniz. Hayvansal hiçbir ürün bulundurmadım efendim. Zahmet etme Şevket, teşekkür ederiz. Hanım ninem, sevgim, Yiğit efem. Görüşürüz. O zaman efendim güle güle gidin. Ben de artık siz yokken istediğim kişinin evine istediğim saatte girip çıkarım. Müsaadenizle. Tabii canım. Zaten kim karışabilir ki? Öyle değil mi? Aslında değil mi? Ayşe Hanım, ben şu sizin yeni evin adresini alsam. Yiğit Efe'ye Tonguç kartpostal göndermek istiyor da şey montumda kalmış. Manav kalemin var mı? Görev başında. Görev başında değilim ki. Oğlum konuşacağını versene o zaman. Mesai dışındayız. Kalem alem yok. Aha. Bu adamda kalem varmış işte. Aspar Bey, kaleminizi rica edebilir miyim? Bu evin çocuğu öğrenci değil mi ya? Vardır kalemi, versin bana. İnsanları ayakta bekletmesek.
sağ ol. Şeyde kağıdımda kalmış, şuraya yazayım, eve geçince geçiririm. Alayım adresi ben. Ankara'daki adres diyorum. Zahmet etme, zahmet etme. Ben sana mesaj atarım Hasret. Aspar Bey'in kalemini biz geri verelim. O zaman size iyi Ankaralar. Gidişimizle taşınmamızla ne kadar da çok ilgilisiniz Aspar Bey. Aa, ilk kez ismimi söylediniz. Evet, öyleyim, ilgiliyimdir Ayşe Hanım. Neyse, ben kaçıyorum o zaman. Tabii, tutmayalım biz sizi. İşiniz, gücünüz vardır belki. Yani? Yani, belki giderken Selim Bey'e de uğramak istersiniz. Çok iyi fikir. Evet, uğrarım Selim Bey'e uğrayabilirim. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz Aspar Bey. Sık sık görüşeceğiz. Sık sık derken? Sık sık derken? Evet anne, sık sık derken? Yiğit efem, sen eşyalarını geri yerleştirebilirsin paşam. Gitmiyoruz. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Kızım iş teklifini reddedecek. İş teklifini red mi edeceğim? Evet. Yani kalıyoruz. Taşınmıyoruz. Buradayız. Çocuklar birleşiyor, hadi sen de el ver. Teknoloji çağında biz üstünü duracağız. Başka icat çıkartıp drone'la uçacağız. Yo yo, yeriniz yok falan demeyin. Bizdeki enerjiyi görmeye hadi gelin. Hem bir elin nesi var, iki elin sesi çok. Drone dediğin zaman bizden de iyisi yok. Geliyorlar aslanlar gibi, kaplanlar gibi geliyorlar.